Siz İngilizce dışında başka bir dil seçeneği sunmuyorsunuz, değil mi? Ya biz şu an onu yapmadık. Çünkü ihracat konusunda zaten bunu iki nedenle yapmadık. Baktığımız zaman ihracatın çok büyük bir kısmı zaten %90 oranında İngilizce üzerinden gerçekleşiyor. Yani farklı dillere geçmek çok ciddi bir operasyon ve ciddi bir iş yükü getirdiği için biz odaklanmak amacıyla çok diğer dillere girmedik ama planlarımız da var. Diğer bir kısımda şu diyelim, sitede İspanyolca desteği var. Fakat Türkiye'deki firmaların biz şu anda baktığımız zaman bir sipariş aldığında İngilizce olarak bile yurt dışıyla yazışma konusunda ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz. Yani çok Anladım. büyük bir takım firmalar haricinde ihracat hedefinde olan firmaların birçoğu, yani yabancı dil problemi var Türkiye'de. İngilizce olarak bile iletişim kurmakta zorluk çekiyorlar. Biz şimdi buraya diyelim Çince'yi koyduk. Çin'den adam geldi. Nasıl iletişim sağlayacaklar yani? O yüzden biz de yani İngilizce olarak odaklandık. İçeriklerimizi çoğaltıyoruz. Hedefimiz şu, belli bir artık dediğim gibi pazar doygunluğu önemli. %70, 80, 90 Türkiye'deki işte ihracat ekosistemin içerisindeki firmalar çok büyük çoğunluğu burada olduğu zaman İngilizce. Artık diğer dillerde de bunu yapmak lazım. Ama dediğim gibi altını doldurmak lazım. Yani şimdi bir sürü siteler çıkıyor. İşte 15 dilde destek veriyoruz. Ama o dilde bir aramaya da çıkmalarının da belki çok bir faydası olmayabilir yani. Çünkü önemli olan iletişim kurabilmek. İki taraf da zaten İngilizce biliyorsa, ki o da zaten %90'ını şu an karşılıyor. Böyle bir durumdayız. Anladım. Ya yani zaten aktardığın ülkelerin çoğu İngilizce bilen ülkeler, trafikte ağırlıklı olarak oralardan geliyor. Evet, aynen. Güzel. Peki yakın zamanda ne hedefleri var sizde? Yani biz işte bir sene içerisinde şurada olmak, 3 sene içerisinde burada olmak diye kendinize böyle bir plan çizdiniz mi, yoksa şu an bayağı işte gidiyoruz, hızlı bir şekilde ilerliyoruz, çok fazla hedef önemsemiyoruz gibi mi ilerliyorsunuz? Hedeflerimiz var. Şu anda dediğim gibi 6 bin firma 60 bin ürün bandında pazar yerimiz oluşturmuş durumdayız. Bu sene sonundaki hedefimiz bu sayıyı minimum 10 bin firma 100 bin ürün bandına çekebilmek. Yani aslında bizim hedefimiz daha çok böyle ihracat ekosistemimizin temsil kabiliyetini sağlamak. Yani Anladım. dünyanın herhangi bir yerinden bir alıcı Tragate'e girdiği zaman Türkiye'den alabileceği ürünlerin tamamını burada görebilmeli ve o ürünlerle ilgili işlem yapan firmaların da %90 en az burada görmeli. O zaman işte bu Anladım. kadar temsil kabiliyeti sağladığı zaman daha ciddi bir hale gelmiş oluyor. Birincisi, dediğim gibi sene sonunda 10 bin firma 100 bin ürün bandına ulaşmak istiyoruz. 2020'yi çok düşünmedik. Biz yıllık hedefler yapıyoruz. Anladım. Pazarlama noktasında bu sene içinde mutlaka 3 adet uluslararası fuara katılmaya planlıyoruz. Yani Kasım Aralık'ta düzenlenen fuarlar. 2020'ye yönelik de uluslararası fuar katılımlarımızı artırmak istiyoruz. Başka hedeflerden bahsetmek gerekirse, üzerinde çalıştığımız diğer ürünlerimiz var. Yani Export CRM, Export Asistan, Export Mentors gibi ürünlerden bahsettim. Bu çözümlerimizin de sayısını artırma hedeflerimiz var. Bu şekilde diyebilirim. Anladım. Ya burada 10 bin adet firma yer aldığında bence şu an ilk dikkatimi çeken galiba onları biraz sunmak zorlanabilir. Ama onu da bence çözüleceğini düşünüyorum. Yani çok kapsamlı bir site olacağından karşı taraf buraya geldiğinde direkt istediğini hızlıca bulabilmesi gittikçe önem kazanıyor. Firma Evet, sayısı o zaman çoğaldığında. diğer Ama bir hedef de işte search tool'umuz çok daha verimli çalışmalı. evet, search tool'unuz direkt aranılan kelimeyi hızlı bir şekilde gösterebilmeli ve ona yönelik ürünleri paylaşabilmeli, aktarabilmeli. Ama bence de yapılmayacak bir şey değil gibi gözüküyor. Şu an zaten çalışıyorsa 10 binde de neden çalışmasın? Evet. Benim Tragate üzerine çok fazla sorum kalmadı açıkçası. Senin paylaşmak istediğin var mı? Benim sormadığım alanlara yönelik. Benim söylemek istediğim şunlar, yani biz Türkiye'deki firmalarımızı buraya davet ediyoruz. Yani hedefimiz şu olmalı. Biz işte iş modelimizi de kurgularken çok fazla direkt web site üyeliği odaklı gitmedik. Çünkü çok klasik bir yöntem olduğu için birçok firma yani web site üyeliği modeline biraz böyle ön yargılı yaklaşıyor.
Yani üye olsak da buradan sipariş gelir mi gelmez mi böyle noktasında ön yargılı yaklaşabiliyorlar. Bu şekilde düşünüldüğü zaman da bizim bahsettiğimiz o %90-95 temsil kabiliyeti olan ihracat ortamı bir türlü oluşmuyor. Yani Evet. aslında ne derler yani sipariş ürüne tabi, ürün firmaya tabi biraz. Şimdi firma Evet. gelmediği için ürün olmuyor, ürün olmadığı için de sipariş gelmiyor. Bir kısır döngü var. Biz bunu çözmek için ekstra hizmetlerle, ekstra ürünlerle firmaların burayı kullanabilmesi noktasında, burayı tercih etme nedenleri noktasında daha zengin bir efendim ürün yelpazesi sunmaya çalıştık. Bunların da sayısını artırmaya çalışıyoruz. En önemli özelliğimiz bu diyebilirim. Yani tabii şunu da unutmamak lazım. Biz sadece Türkiye'deki ihracatçı firmalar alıyoruz. Yani buraya diğer ülkelerden, Türkiye dışındaki ülkelerden bir firma girişini vitrin olarak yapmıyoruz. Bu da ne yapıyor? Bizim firmaların kontrolünü daha etkili bir şekilde yapabilmemizi sağlıyor. Yani biz sadece Evet. bildiğimiz firmalarla çalışmış oluyoruz. Buraya alakasız bizim takip edemeyeceğimiz ülkelerden firmalar gelmediği zaman aslında az önce konuştuğumuzda firma sayısı hani arttıkça kontrol zorlaşıyor konusunda. Yani sadece Türkiye'deki firmaları burada kabul ediyor olmamız bir noktada firma kontrolünü daha kolay sağlamamızı sağlıyor. Başka neler söyleyebiliriz? Ya benim de aklıma şu an gelenler bunlar. Umarım Anladım. ülkemiz için hep birlikte güzel bir platform haline gelebiliriz. Hem buradaki firmalarla hem bizim kendi çalışan Tragate ekibimizle, sizlerle, sizin böyle düzenlediğiniz güzel programlarla, yayınlarla hepimiz İnşallah. bu ülke için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aynı gemideyiz, aynı geminin yolcularıyız. Ya biz de bunun farkında olarak yani direkt buradan zengin olalım, Tragate'den işte üyelikleri toplayalım, köşeye dönelim değil de bu işi dert edinerek yani bu gerçekten biz ihracatçımızın sorunlarını nasıl çözebiliriz? Çünkü dijital platformlar çok gelişti. Firmalarımızın bu dijital dönüşüme daha kolay adapte olmasını nasıl sağlarız? Yani Tragate'in dertleri neler? Birincisi firmalarımızın dijital dönüşümünü, dijital ortamlarda onların daha kolay bir şekilde, daha etkili bir şekilde var olmasını nasıl sağlarız? Bunları dijital platformlar üzerinden bütün dünyayı nasıl tanıtırız? Yani bunu biz dert olarak görüyoruz, derdimiz olarak görüyoruz. İnşallah bunun sonucunda da önemli çözümler bulacağımıza inanıyorum. Gayet güzel bir dert. Yani çözülürse şahane olabilecek bir dert. Ki neden? İnşallah. Son olarak ihracat yapmak isteyenlere ne tarz tavsiyelerde bulunursun? Çünkü şu an hep bu zamanlar işte son 2 senedir, 3 senedir hep ihracat ön planda. Herkes de işte ihracat yapabilsem ya da yurt dışına ürün satabilsem, döviz kazanabilsem düşüncesi yer alıyor firmalarda. Tragate'e üye olmasının dışında diyeyim. Evet. Ne tarz tavsiyelerde bulunursun? Yani bence bir tanesini açıkçası konuşmamın sırasında aktardın. İngilizce'de sıkıntı yaşıyoruz dedin. Demek ki İngilizceyi geliştirmeleri gerekiyor firmaların. Daha hızlı ve akıcı konuşabilmeleri için, daha kendilerini anlatabilmeleri için. Bu senin gözlemlerinden biri. Bunun dışında ne tarz gözlemlerin var? Bu tarz çalışmalar yapmak isteyen firmalara paylaşabileceğin. Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Şimdi benim gördüğüm en büyük problem aslında yabancı dil problemi. Dediğiniz gibi bu konuda yetişmiş insan gücümüzün de sayısını artırmak lazım. Diğer bir husus yani firmaların dijital içerikleri çok yetersiz. Web sayfaları daha eski yani bu noktada biraz daha sadece Tragate anlamında söylemiyorum. Dijital görünürlüklerini, firmaların dijital imajlarını daha sağlam, daha kaliteli hale getirmek üzere yatırımlar yapmasını öneririm. Yani web sayfaları daha akışkan, daha güzel, daha böyle daha modern olmalı. Ondan sonra web sayfalarındaki ürün içerikleri daha müşteriler onları internet ortamında bulduğu zaman daha kolay anlaşılabilir şekilde olmalı. Bu noktalarda yatırım yapmalarını öneririm. Bir de şöyle de bir şey var. Yani ihracat uzun bir süreç. Bu noktada sabır gerektiriyor. Sabırlı olmak lazım. Hemen belki yapılan çalışmalar anında sonuç vermeyebilir. Sabırlı olmayı öneriyorum. Yani devam etmek lazım kopmadan. Çünkü ihracat direkt dediğim gibi perakende ticaret şeklinde değil. Direkt aldım sattım. Ürün şu fiyat bu şeklinde hemen çok kolay sonuçlanan bir ticaret değil.
Biraz daha böyle numune siparişleri, küçük çaplı siparişler, işte birbirini tanıma, görme, işte daha uzun bir süreç. Bunu da sabırla devam etmek gerekiyor, inanmak gerekiyor, vazgeçmemek gerekiyor. Diğer bir nokta, ürünü iyi çalışmak lazım. Yani ürettiğimiz bir ürün dünyanın hangi noktalarında daha çok ihtiyaç duyuluyor? Bunun incelendiği, araştırıldığı platformlar var. Biraz böyle şey yapmak lazım. Yani ya, ürettiğimiz ürün belki Türkiye için çok tam böyle yani bazı işte iç piyasaya çalışan firmalar genelde bizim şartlarımızı düşünerek üretim yapıyorlar. Bazı çok küçük değişikliklerle bu ürün dünyanın belli bir yerindeki belli bir pazara çok böyle iyi uyabilir hale getirilebilir. Bunları tabii çalışmak lazım yani. O ülkelerle ilgili belki ne bileyim haberleri takip etmek lazım. Şeyler var. Dünya üzerindeki Türkiye'den en çok hangi sektörlerde nerelere ihracat yapılmış? Bunlarla ilgili tool'lar var. Yani bunlar araştırıldığı zaman çıkıyor birçok yerde. Bunları kullanarak araştırıp o ülkelerdeki o sektörleri inceleyip yani bir süreci takip etmek lazım ya. Şöyle de bir şey var tabii. Bunu da yine abi, dürüst bir şekilde ifade etmek lazım. Ben şimdi yazılım kökenli ve bir proje yönetimi konusunda yani görev yapan birisi olduğum için ihracat bizzat ben çok iyi böyle tarif edemeyebilirim. Yani bu konudaki benim uzmanlığım şu anda belki bu soruyu cevaplayacak kadar yeterli olmayabilir. Bunu da ifade edeyim ama benim gördüğüm kadarıyla uzun bir süreç, sabır gerektiren, sebat gerektiren bir süreç. Belki de en çok tavsiye edilebilecek şey bu yani. Zaten ama ya Tregate'de olan deneyimin bence bunları paylaşmak için gayet uygun yani. Orada gördüklerin çok değerli. Evet. Değerli olduğundan dolayı da ne kadar yazılım kökenli olsan da aslında sen de işin bir parçasındasın. O yüzden bence gayet değerli aktardıkların sabır, onunla birlikte değil ve web sitelerini aslında yurt dışına açılan bir dükkan olduğunun farkına varmaları. Evet, kesinlikle. Aynen, dükkan ne kadar İşte içerideki ürünü güzel bir şekilde anlatırsa o kadar ziyaretçisi de oradan etkilenir, dönüşümü yüksek olur. Evet. Yani aynen dükkanların temiz olması için ne kadar özen gösteriyorsa bir firma bir noktada güzel bir temsil oldu. Tamamen öyle düşünmek lazım. Aynen, aslında işte online bir dükkan, web sitesi de online bir dükkan. Tamam, o zaman Enes, başka aktaracağın yoksa sonlandırıyorum bölümü. Şu anki konuşabileceklerim bunlar gibi. Çok teşekkür ederim tekrardan davetin için. Asıl ben çok teşekkür ediyorum katılımın için. Bence keyifli bir sohbet oldu. Böylelikle Tregate hakkında da gayet kapsamlı bir bilgiye sahip oldum. Umarım dinleyicilerimiz de onlar için de faydalı olacaktır. Sana soruları olursa nereden ulaşabilirler? Bana sorular ulaş. enes@tregate.com mail adresime her zaman mail atılabilir. Sitemizdeki iletişim formlarını da aktif olarak sürekli takip ediyoruz. Tamam, gayet güzel. Bence şu an bizim çok fazla sayıda dinleyicimiz olmasa da ilerleyen zamanlarda dinleyici sayısı arttığında senin de mail kutuna bayağı mail geleceğini umuyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Süper, o zaman tekrardan çok teşekkür ediyorum Enes katılımın için. İyi akşamlar diliyorum. Ben de iyi akşamlar ve iyi gelecek yayınlar dilerim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sağ ol.